misal veriyor, geçmiş ümmetlerden örnek gösteriyor bize. Bakınız, İntalaka selasetü neferin mimmen kâne kableküm. Resul-i Zişanımız haber veriyor. Sizden evvelki geçmiş ümmetlerden üç arkadaş, selasetü neferin, üç nefer, üç arkadaş, üç kimse yola çıkmışlardı. Yolculuğa karar vermişler ve yola çıkmışlar. Hatta ave vil mebite ila garin. Yol esnasında yağmura, yıldırıma, şimşeğe yakalandılar. Bir tufan gibi yağmur, yıldırım, şimşek ve canlarını bir mağaraya attılar diyor Resulullah. Bir mağaraya gittiler, girdiler. İlâ gârin. Gâr Arapça mağara demek. Bir mağaraya sığındılar. Üç arkadaş, üç yolcu. Fedehalûhu. O mağaranın içine girdiler. Islanmasınlar, yıldırım çarpmasın, mahvolmasınlar diye o mağaraya girdiler. Fenhaderet sahratun minel cebel. Cebel dağ demek. Yukarıdan, dağdan öyle bir kaya parçası geldi ki, geldi mağaranın ağzını tamamen kapattı. Fesebbet aleyhimül gâr. Mağaranın ağzını tamamen kapattı ve mağaranın dışarısı silme bir şekilde kapanınca onlar da mağarada mahzun kaldılar. Mahkum kaldılar. Şaşırdılar tabii. Bir bakıma ölüme mahkum oldular. Fekalu dediler ki kendi kendilerine, İnnehu la yunciikum min hazihi sahra illa en ted'ullaha taala bi salihi a'malikum. Arkadaşlar dediler, aralarına karar aldılar. Bizi bu kaya parçasından hiç kimse kurtaramaz. Ancak hayatta işlediğimiz hayırlı ameller, iyiliklerle Allah tekalu. Kâle raculun minhum. O üç kişiden bir tanesi şöyle Allah'a yalvardı. Allahümme kâne li ebevâni şeyhâni. Allah'ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onların yemesini içmesini kendim temin ederdim. Dağlarda otlayan koyunlarım, keçilerim köye gelir gelmez çocuklarımdan evvel, yavrularımdan evvel o koyunlardan sütü sağardım. Önce annemi babamı karnını doyururdum, sütlerini içirirdim, onları uykuya yatırır, ondan sonra kendi evime, kendi halime bakardım. Anneme, babama, ya Rabbi son derece dikkat ve itina gösterirdim. Bir akşam hayvanlar yayladan geç geldiler. Geç geldikleri için de tam vaktinde annemin, babamın sütünü içirememiştim. Sütü hayvanlardan sağıp da sütü götürdüğüm zaman annemle babam oldukları yerde uykuya dalmışlardı, uyuyorlardı. Onları uyandırmak suretiyle rahatsız etmek istemedim. Elimde süt ile beraber onlar uyanıncaya kadar baş uçlarında bekledim. Ta gözümü kırpmadan ayakta sabah ezanı okundu. Annem babam kalktı. Özür diledim. Şu sütünüzü için, sabaha kadar bekliyorum anne dedim. Ve memnun kaldılar. Razı oldular. Ya Rabbi eğer sen de benim bu hareketimden, benim bu anneme babama olan saygımdan ve sevgimden razı olduysan şu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Derken mağaranın ağzını kapatan taş biraz aralandı, içeriye hava girmeye, ışık girmeye başladı. Fakat henüz çıkılacak gibi değil. Kâlel âhar, ikinci arkadaş da şöyle dua etti. Allahümme
innehu kânet li ibnetu ammin. Ya Rabbi, benim de amcamın bir kızı vardı. Amcamın bir kızı vardı benim. Nihayet kıtlık oldu, yokluk oldu memleketimizde. Herkes aç kaldı, muhtaç kaldı, perişanlık aldı yürüdü. Neticede amcamın kızı açlıktan dolayı, yokluktan dolayı bir gün geldi, benden para, benden yiyecek istedi. Ben de öteden beri amcamın kızıyla zina etmek istiyordum. Gönlüm öyle istiyordu, fırsat bulamıyordum. Nasıl ki ihtiyaç içinde bana koşunca fırsatı yakaladım dedim ve ona, sen nefsini bana teslim edersen, arzularımı tatbik etmek istersen sana yiyecek veririm, sana ihtiyacını karşılarım dedim. Neticede o da düşündü, taşındı, birkaç gün sonra bütün aç kaldı, geldi, ne istersen yap, tek çocuklarım ölmesin, bana yiyecek ver dedi. Ve tam o zinayı, tam o günahı işleyeceğim zaman baktım amcamın kızı hüngür hüngür ağlıyor. Niçin ağlıyorsun? Niçin figan ediyorsun? Niçin ağlıyorsun dediğim zaman, ağladığımın sebebi, yarın mahşer gününde Allah bizi hesaba çekecek. Orada nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum da ağlıyorum. Gel amcamın oğlu, gel bu haramdan vazgeç, gel Allah'tan kork dedi. Ben de pişmanlık duydum, günahıma veda ettim, af diledim, o hali yapmaktan, o zinayı işlemekten vazgeçtim ve ömür boyu amcamın kızını ve çocuklarını, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ya Rabbi sana söz verdim ve yerine getirdim. Yaptığım bu tövbeden, bu hareketten memnun kaldıysan, bu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Ve derken kaya biraz daha açıldı, bütün etrafı görecek hale geldiler. Ama çıkış yok. Vekale salisu, üçüncü arkadaş şöyle dedi. Allahümme, ey Allah'ım, istecertu ücerae, ben de bir iş adamıydım. İşçiler çalıştırıyordum. Ücera, ücretliler yani, emekli, emekçiler, işçiler çalıştıran bir iş adamıydım. İşçi çalıştıran bir iş adamıydım. Günün birinde yanımda çalışan işçilerden bir grup, çalıştıkları, hak ettikleri parayı, ücretlerini almadan memleketlerine gittiler. Paralarını, emeklerini, yevmiyelerini almadan gittiler. Ben de ya Rabbi senden korktum, o işçilerin yanımda bırakıp gittikleri, almadıkları ücretleriyle, ücretlerini, paralarıyla onlara koyun satın aldım. Koyun, hayvan satın aldım. O işçilerin parasını yemedim, kasama koymadım, kendi paramın arasına katmadım, onların hakkı olan parayla onlar için hayvan satın aldım. O hayvan yavruladı, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. 5-10 sene zarfında vadileri tutan büyük bir sürü haline geldi. O işçiler için aldığım hayvandan koca bir sürü peydahlandı. Derken günün birinde bir de baktım ki o işçiler çıkıp geldiler. Vaktiyle senin yanında çalışmıştık, paramızı almadan gitmiştik. Lütfen paramızı ver dediler. Ben de işte sizin paranız, malınız, şu karşı yaylaları dolduran hayvanların tamamı sizindir dedim. Nasıl olur? Bizim paramızda bu kadar hayvan alınmaz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ver paramızı gidelim dediler.
ben de hayır evlatlarım, sizin emeğinizle hasıl olan paranızı yemedim, katmadım, atmadım, kaybetmedim. Hayvan aldım, o hayvan çoğaldı, büyüdü, bir sürü haline geldi. Alın sürüyü götürün, ananızın sütü gibi helal olsun dedim. Sevindiler, memnun kaldılar, keyiflerinden uçacakmış gibi oldular. Eğer bundan sen de memnun kaldıysan ya Rabbi, bizi bu mağaradan kurtar deyince, kurtar deyince, Allahümme in kuntu fealtu zalike btigae vecihike, bunları senin rızan için yaptığımızı kabul ettiysen, bundan razı olduysan, fefrec anna ma nahnu fihi, içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dediler. Fenferacetis sahratu feharacu yemşun, birdenbire o kaya mağaranın ağzından fırladı gitti, kapı açıldı, onlar da Allah'a secde edip yollara devam ettiler buyuruyor. Yollara devam ettiler. Feharacu yemşune, çıktılar gittiler. Ravahu Bukhari ve Müslim. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in tespit ettiği mühim bir hadis. İşte aziz kardeşlerim, burada da görüldüğü gibi, burada da aynen görüldüğü gibi, içinde bulunduğumuz felaketlerden bu mağarayı bir dünya hayatı kabul edin. Dünyadan ahirete giderken hangi hayırlı amellerinize gideceksiniz? Bunun bir hesabını yapın. Gelin bunun bir hesabını yapalım. Zaman bizi aldatmasın. Alışkanlıklarımız bizi aldatmasın. Köşkümüz, yalımız, villamız, kadillahımız, keyfimiz vallahi bizi aldatmasın. Yanılıyoruz. Yaşımızın genç oluşu bizi aldatmasın. Amir oluşumuz, memur oluşumuz, hoca oluşumuz, hacı oluşumuz vallahi bizi aldatmasın. Yanılmayalım. Sakatlanmayalım. Boşuna gitmeyelim hayatımızın neticesinde.